Peki bolca et tüketmek acaba demir eksikliğine iyi gelir mi? Benim çocuğumun demiri eksik, benim demiri eksik dediğim zaman et yemeye yüklenmek doğru mu? Geçen gün de anlattım ama bir daha hatırlatayım. Son zamanlarda kırmızı et tüketimine karşı bir frene basma durumu var. Bu frene basma durumunun iki sebebi var. Bir kendi sağlığımız, bir de çevremizin sağlığı. Evet. Kırmızı et üretebilmek için büyükbaş hayvanlara daha çok beslemeye kalktığımız zaman sera gazı etkisiyle dünyanın ısınma problemini daha da hızlandırmış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla artık yavaş yavaş büyükbaş hayvan beslemek, yani kırmızı ete bu bir lobicilik faaliyeti, bir endüstri faaliyeti, bir üretim aracı gibi bakan bir kesim var. Bundan muazzam paralar kazanıyorlar. Onların dolduruşuna gelip böyle bir oturuşta, geçen gün konuşmuştuk, bir kilo kırmızı et yiyen kardeşimiz gibi Can Yaman kırmızı et tüketmek doğru değil. Bunun pek çok nedeni var. Kırmızı et tüketmememiz gereken fazla. Ama haftada iki gün 80-100 gram ortalama bir yetişkin veya büyüme çağında bir ergen için kırmızı et tüketmeyi Osman Hoca tavsiye ediyor. Tekrarlıyorum. Haftada 2 gün, maksimum 3 gün 80-100 gram, 120 gramı geçmeyin. Kırmızı et tüketmenizi tavsiye ediyorum. Tamam. Ancak bunun demir ihtiyacı bakımından değeri çok yüksek. Doğru. Kırmızı etin içinde demirin tavuktaki, balıktaki demirden çok daha fazla, hindiden çok daha fazla olduğu kesin. Ancak hayvansal demirlerin tamamı, bunu dikkatle dinle, kontrolsüz emilir. Yani bağırsaklarınız çok kolay bu demiri emer. İhtiyacı olsa da emer, ihtiyacı olmasa bile emer. Dolayısıyla vücudunuzu çok fazla et yediğiniz zaman her şeyden önce karaciğer ve pankreasınızı bir demir çöplüğü haline getirirsiniz. Yorar mı anlamında çöplük dediğiniz? Yormadan yani... çöplük. Yormadan daha önemlisi daha demir oksidasyona açık bir madde, paslandırıcı bir madde. Yani paslanma dediğimiz yaşlanmanın üç tetikçisinden birini hızlandıran bir madde. Özellikle periyot dönemindeki kadınlar demir kaybı olduğu için bu konuda biraz şanslılar. Doğurganlık çağındaki bütün hanımlar ayın muayyen günlerinde kaybettikleri kanlı demiri kaybedebiliyorlar. Onların yerine koyması daha önemli. Evet. Ama menopozdaki kadınların veya erkeklerin yoğun demir tüketmelerinin pek doğru olmadığı kanaatindeyim. Bizim bildiğimiz en zengin demir kaynakları sakat atların işte karaciğerde, dalakta 100 gramında sadece aslında 8-10 miligram var. Kırmızı etin ise 100 gramında en fazla 6-8 miligram demir bulunuyor. Hocamızın şimdi size alternatif olarak sunacağı bir takım yine içeriği demir açısından yüksek alternatifler var. Onlardan ilki bol sebzeli menemen diyorsunuz hocam. Tabii. İstersen biraz sonra bir rakamlar vermeye gayret edeceğiz ya, 15 rakam sağlığınız için. O rakamların içinde demir mutlaka var, onun altını bir çizelim. Çünkü İlk demirin, zaten hocam demirin eksikliği de bir dert, tekrar hatırlatalım. Fazlada da bir dert Çağlar. Bu nedenle özellikle böyle ferritinin düşük diyerek demir enjeksiyonu yaptıran, demir serumu yaptıran hanımları uyaralım. Eğer sadece ferritine bakarak bu kararı verirlerse başları ciddi bir şekilde belaya girebilir. Çünkü ferritin düşüklüğü genetik olabilir ki çoğu zaman öyledir. Demirle beraber değilse, hemoglobin, hematokritle beraber değilse sadece ferritine bakıp demir yaptırılmaz. İsterseniz ilk beşte demiri tekrarlayalım. Demir 50'nin üzerinde olsun. Olacak. İdeali bu. İdeal ama doğru rakam 100-150 aralığıdır. 250 üst sınırdır. Buralarda kalalım. Ferritin için rakam yine aynı. 50'nin altına inmesin ama demirim 150, ferritinim 15 deyip demir yaptırmasın kimse. Çünkü ferritin demiri taşıyan protein, yani yükünüz, lazım olan malzeme, kargo malzemeniz demirin kendisi. Demiri taşıyan, adına tren deyin, ister gemi deyin, ister uçak deyin, kargo uçağı, kargo treni ferritin. Ama o ferritinin bir tanesi, bir molekülü, 1500 molekül demir taşıyabiliyor. Dolayısıyla ferritin düşük demek, demiri taşıyamıyorum, benim demir eksikliğim var, ben demir alayım demek doğru değil. O zaman fabrikanızın önüne bol miktarda malzemeyi yığarsanız fabrika tıkanır. Ağrısı oldu. Bunu bilelim. Şimdi istersen bunu daha sonra inceleriz. Bence devam edelim devam hocam. Edelim. Gelmişken burada şu dörtlü çok önemli Çağla. Evet, demirle ilgili kararı dörtlüyle birlikte verebilirsiniz. Bunu siz vermezsiniz. Aile hekiminiz, genel pratisyen hekim, daire uzmanı, o hematolog, onlar verir. Nedir? Bir, hemoglobinim kaç? Yani hemoglobin, demirin taşındığı kompleks yapı, oksijeni o taşıyor eritrositte. Hemoglobin değeriniz eğer 11-11,5 altında değilse çok fazla telaşlanmayın. 12'nin üstündeyse rahat edin. 12,5
iyi rakamdır ama 14-16 aralığı idealdir. Hı. İki, hematokritimik açı, yani benim toplam kan taşıyan kırmızı hücre kitlem ne kadar oksijeni taşıyan, onun adına hematokrit diyoruz. Hı hı. Onun da düşük olmaması lazım ve hematokrit değeriniz eğer 35'in üstündeyse rahat bir nefes alın. Hı hı. 38 ise gayet iyisiniz. 40 civarı en ideal rakamlardır. Dolayısıyla baktım ben bir hastamda hemoglobin hematokrit normal. Hemoglobin hematokrit normal. Önce o ikisine bakıyorsunuz. O olmadan demire, feritine hayatta bakma. Bakmazsınız. Ama hematokrit hemoglobin düşük veya yüksekse acaba bunlarda bir kansızlık olabilir mi? Ve sorumlusu B12 vitamini, folik asit ama en çok demir eksikliği olabilir mi diye feritin ve demir isterim. Dolayısıyla benim hemoglobinim, hematokritim düşük olacak. Bunun düşüklüğünün nedeni olarak da demir ve feritin düşüklüğünü göreceğim, sonra demir vereceğim. Ayrıca bu düşüklüğe göre de ne kadar demir vereceğim, ne sıklıkla vereceğim, hangi demir tuzunu tercih edeceğim gibi, damar yoluyla mı, enjeksiyonla mı, yoksa ağızdan mı vereceğim gibi sorulara cevap arayacağım. Ama bu cevap sadece ve sadece bir doktorun verebileceği bir karar. Kesinlikle. Bunu bilirim. Zaten evet. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.